bu kadarına da pes artık. Asparagas olduğunu bildiğim halde nasıl bir algıysa doğru mudur diye ben de merakla sordum. Dün sosyal medyada Cumhuriyet Meydanı'nda bir canlı bombanın az önce yakalandığı iddiası vardı. Metinde aman dikkat edin ve paylaşın paylaştırın ifadeleri de yer almıştı. Haber merkezimizi aradım. Var mı böyle bir olay diye. Bildiğim cevabı aldım elbette. Sonra da bir muhabirin Cumhuriyet Meydanı'nı görüntülemesini istedim. Gazeteye geldiğimde görüntüleri inceledim. Meydan güvercinlere kalmıştı. Algıya bakar mısınız? Geçenlerde inadına sokaklardayız diye yazmış ve sosyal medyada paylaşılan bu tür söylentilere inanılmaması gerektiğini ifade etmiştim. Aynı zamanda da böylesine davranışların amacı halkı tedirgin etmek olan terör örgütlerine bilmeden katkı verdiğini yazmıştım. Devlete güvenmek gerek. Başka şehirleri pek bilmem ama Samsun polisi en zor olayları bile titiz çalışmayla en kısa sürede çözen ve faillerini yakalayıp adalete teslim eden güçlü bir yapı içinde. Emniyet içindeki birimlerin uyumlu çalışmasıyla çözülen bir olayı daha hatırlatayım. Geçen yıl Aralık ayında ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na bombalı saldırı planladığı iddiasıyla aranan IŞİD üyesi Suriyeli Muhammed Al-Hardani'yi iğneyle kuyu kazar gibi çalışarak Samsun'da bulan ve hem bindiği otobüs içinde hem dışında aldığı önlemlerle Kahramanmaraş'a kadar takip edip teslim eden de Samsun polisiydi. Jandarma da kırsal alanda kuş uçurtmuyor. Bunları yazmamın nedeni rahat olun ve bu tür söylentilerle hem kendinizi hem de başkalarını tedirgin etmeyin demek içindir. Allah korusun ama bütün bu güven verici unsurlara rağmen Samsun'da böyle bir olay olmaz mı? Elbette yapılabilir. Ancak olmaması için vatandaşın da yapması gerekenler var. O da tanıklık edilen ya da duyulan şüpheli halleri güvenlik güçlerine bildirmekte olur. Korkmayın, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak.